Bu videoda rüyada evlendiğinizi görmenin inanılmaz ve çarpıcı anlamlarını öğreneceksiniz. Mehmet Emin Kırgil'in yorumu ve rüya alimlerinin görüşleriyle birlikte psikolojik anlamını da öğreneceksiniz. Mehmet Emin Kırgil şöyle der. Hocam, rüyamda ben evlenmişim. Evet. Ondan sonra evlendiğim insan çok yoksul, çok eski ve ahşap bir evde oturuyoruz. Evet. Ama ben evlendiğim için çok üzgünüm. Siz ne zaman hayırlı bir yola çıksanız yarım kalıyor kardeşim. Evet. Ve yine aldatılmışsınız, yine kandırılmışsınız. Evet. Evet. Ama kışın Allah nasip ederse hayırlı, kendi halinde olan bir insandan gerçekten ciddi bir evli teklifi alacaksınız. Bence onu kabul edin, yolunuza bak. Rüyamda evlendiğimi gördüm. Beyaz yenilik vardı üzerimde. Hafif kabarıktı, parlaktı ve çok güzeldi. Belimde de kırmızı kuşak vardı. Rüyamda evlendiğim kişiyi de gördüm. Karşımda durmuştu, siyah damatlık giymişti. Ama şöyle, sadece bedeni görünüyordu, yüzü görünmüyordu. İkimiz de ayakta durmuştuk. Şimdi bu rüyaya göre tehlike. Sizi yine oyalayacak, yine çevrenizde sizi hani gelecek ama veya nişanlanacak, sözlenecek olacak birileri, talipler çıkacak karşınıza. Bunları inceleyip sık dokumanız gerekiyor çünkü siz duygusalsınız. Evet, peki, çünkü teşekkür iki ediyoruz tane talibinin geleceğini gösteriyor, arada kalacağı durumlar var, hepsi bu. Genel anlamda evlendiğini görmek kısmete, evlenen birini görmek güzel bir olaya tanık olacağınıza işarettir. Özellikle rüyada evlilik başarılı bir şekilde gerçekleşirse rüya sahibi gerçek hayatta da çok mutlu olacağı bir evlilik yapar veya bir haber alır. Rüyada evlendiğini gören zengin olur. Rüyada evlendiğiniz kişiyle öpüştüğünüzü görmek muradınıza ereceğinize işarettir. Rüyada evlendiğini gören kimse Tanrı tarafından büyük nimete nail olur. Bekar bir kimsenin rüyasında nikahlandığını görmesi hayırlı bir kimseyle hayatını birleştirmeye işaret eder. Rüyada tanıdık biriyle evlilik o kişiden yardım göreceğinize işarettir. Çocuklu biriyle evlendiğinizi görmek çocuğunuzu evlendireceğinize işarettir. Evli biriyle evlilik zenginliği ve mutluluğu anlatır. Biriyle evlendiğini gören kimse bekar ise mutlu bir evlilik yapar. Evli ise beklediği güzel habere kavuşur. Biriyle rüyada evlendiğini görmek Tanrı'nın yardımına ve nimetine delalet eder. Birinin tanımadığı biriyle evlendiğini görmesi o kişinin geçimini sağlayacağı şey hakkında çalışacağına delalettir. Bir kişi tanımadığı biriyle evlendiğini görürse bu rüya o kişi hakkında hayır ve berekettir. Hasta ise iyileşeceğine delalettir. Rüyasında tanımadığı birileriyle şahitler huzurunda evlendiğini görmek hayırlı bir şeylere imza atacağına işarettir. Kıyılan nikah adetlere göre yapılırsa makama ve şöhrete işaret eder. Evliyken başkasıyla evlendiğini ve onun öldüğünü görmek sanatla meşgul olmakla yorumlanır. Rüyada sevgiliyle evlenmek. Rüyada sevgilinizle evlendiğinizi görmeniz yakında hayırlı bir karar alacağınıza işarettir. İsteyerek ve mutlu bir şekilde sevgiliyle evlendiğini görmek müjdeli haberin işaretidir. Eski sevgiliyle evlenmek güzel haberlerin geç geleceğine, şimdiki sevgiliyle evlenmek ise tez zamanda kavuşacağınıza işarettir. Rüyada tekrar evlenmek. Evli olduğunuz halde tekrar aynı kişiyle evlenmek hayırlı ve mutlu bir birlikteliğin işaretidir. Tekrar evlenmek neşenizin ve mutluluğunuzun katlanacağına yorumlanır. Rüyada tekrar evlenmek, işsizlerin iş bulacağına, hastaların biteceğine, beklediğiniz güzel haberin geleceğine işarettir. Şu an evli olduğunuz kişiyle yine evlendiğinizi görmeniz, kazanç artışına ya da rüyayı görenin hastalıklarının geçeceğine işarettir. Evli ve hamile bir hanımın rüyasında evlendiğini görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. Erkek çocuğu olan biri için evliyken evlenmek, çocuğunun mürüvvetini göreceğine işarettir. Rüyada istemediği biriyle evlenmek. Rüyada istemediğiniz biriyle evlendiğinizi görmeniz, üzüntü, esaret ve borç altına girmek demektir. İstemediği bir kimseyle evlenmeye zorlandığını gören kimse, üstesinden gelemediği bir iş yapmaya kalkışır. Kendi dininden olmayan biriyle evlendiğini görmek, harama ve günah işlemeye delalet eder. Alimlerin yorumları ise şöyledir. Kirmani der ki, eşi olmadığı için bir kadınla evlenmek istediğini gören o kadının güzelliği ölçüsünde iyilik, menfaat, servet, saygınlık, nüfus sahibi olur. Tanımadığı, görmediği ve ismini bile sormadığı bir kadınla evlendiğini görenin ya kendisi ya evinden biri veya önünde yürümekte olan bir kimse hastalanır. Yaşlı bir kadınla veya kendi kız kardeşiyle evlendiğini gören oldukça büyük bir hayır görür. Aynen bunun gibi bir kadının da böyle bir evlilik yaptığını görmesi aynı şekilde yorumlanır.
İmam Nablusi der ki, akrabalarından bir kişiyle evlenen sülalesinin efendisi olur. Ölmüş bir kadınla evlenip onunla ilişkiye girdiğini gören kimse, ümit kestiği bir işine yeniden sahip olur. Eğer ilişkiye girilmemişse, o işte elde edeceği başarısı sürekli olmaz. Ölmüş bir kadınla evlendiğini ve bu kadının da kendisiyle evlenilmemesi gereken, yani nikah düşmeyen bir kadın olduğunu gören, akrabalarına iyilik eder. Nikah düşmeyen ve yaşayan bir kadınla evlendiğini gören, akrabalarıyla ilişkisini keser. Cafer-i Sadık der ki, bir kadının makam sahibi bir erkekle evlendiğini ve onunla ilişkiye girdiğini görmesi, kadının durumunun olumsuz yönde değişeceğine, işlerinin karışacağına delalet eder. Bir kadın süslenerek birine doğru gittiğini fakat bir türlü yetişemediğini görürse hastalığı yaklaşmış demektir. Psikolojik anlamı ise şöyledir. Evlilik kurumu ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi yansıttığı gibi kişiliğinizdeki akıl ve duygular arasında yaşanan çelişkinin uyumlu biçimde çözüldüğünü de ifade ediyor olabilir. Bekar birisi evlendiğini görüyorsa evlilikle ilgili merak ettiği ayrıntıları öğrenme isteği duyduğuna, ve belki de kendini evlilik fikrini hazırlamaya çalıştığını gösterir. Evlenmek için evden kanatlanıp uçtuğunu görmek, gerçek yaşamda da evlenme isteğini simgeliyor olabilir. Ölmüş bir kadınla evlenip onunla ilişkiye girdiğini gören kimse, başarısız olduğunuz bir işte hala ümidinizin olduğunu simgeliyor olabilir. Rüya videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına bir teşekkürü çok görmeyin kardeşlerim. Hoşça kalın.